İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir akşam daha bir canlı yayında birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Konuğum Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı Sayın Cem Toker. Gündemi konuşacağız. Cem Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Lale Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir. İyi olmaya çalışıyoruz efendim. Aşılarımızı olduk. Gayet iyiyiz, güzel. İyi düşünüyoruz, iyi düşünelim, iyi olalım. İleriye umutla bakalım diyeceğim ama şimdi umutla bakabiliyor muyuz? Sizinle konuşacağız tabii, siz hep umudu kaybetmeyelim dersiniz. Bugün gene soracağım umudunuz var mı diye. Değerli izleyiciler, siz de her zaman olduğu gibi yayın formatımızda soru ve yorumlarınız olursa kıymetli konuğumuz Cem Bey'le yönelteceğim, değerlendirmeye çalışacağız. Onun için yazın, konu başlığıyla ilgisi yoksa not alıyorum bildiğiniz gibi programın sonunda soruyoruz. Cem Bey, size tezahüratlar başladı. Herkes, valla arkanızda inanılmaz bir kitle var. Ne diyorsunuz buna? Teşekkür ederim, sağ olsunlar. Bilmiyorum ya ama teşekkür ediyorum hepsine. Yani ben aktif siyasette değilim. Ama sevenimiz varsa bizi mutlu eder. Umarım hayal kırıklığına uğratmayız hiçbirini. Evet, uğratmazsınız. Yani bunca zamandır bu kadar giderek artan seven olunca ben öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Evet, şimdi değerli konuklar, sorularınızı görüyorum. Siyasete ve işte diğer konulara ilişkin dediğim gibi not alacağım. Eğer gözümden kaçarsa lütfen tekrar yazın. Cem Bey, şimdi ben Ali Babacan'ın bu milli bayramlarla ilgili değerlendirmesiyle başlamak istiyorum. İşte bir takım açıklamalar yaptı. Öne arkası nedir? İşte bazı tweetler gördüm. Önün arkasına bakın bu açıklamanın diye, ama zaten yani göbek gibi ortada. Yani daha doğrusu tam böyle somut bir şekilde ortada duruyor. Şimdi buna bu açıklamayla ilgili önce bir Abdullah Gül faktörünü soracağım. Sonra da işte dindarlar, laikler. Yani Abdullah Gül'den yola çıkarak tabii hani bir vazgeçti mi falan tartışması olmuştu ama vazgeçmediğini görüyoruz. Yani ben Ali Babacan'ın açıklamalarından bunu sezdim. Ali Babacan fabrika ayarlarına geri mi döndü? Aslında zihninin altında hep yatanlar bu muydu? Nedir yani bu milli bayram sıkıntısı bu sağ kesimde, sağ siyasetçide daha doğrusu, sağ seçmen demeyeyim de sağ siyasetçide? Sağ siyasetçinin tamamında da yok. Biz nice sağ siyasetçiler gördük. Doğru. Demirel'ler gördük, Mesut Yılmaz'lar, Tansu Çiller'ler, Turgut Özal'lar gördük. Hiçbiri böyle milli bayramlarla veya Cumhuriyet'in diğer değerleriyle böyle kavgalı değildi. Laik kesimi hepsi sağ mütedeyyin insanlardı. Fakat laik seçmeni tedirgin eden söylemlerde de bulunmazlardı, politikalara da yönlenmezlerdi. Fakat AKP ile birlikte bu iş değişti biraz tabii, işin gidişatı. Ben yani her zaman diyorum, siyasi İslam'a iktidara gelene kadar çok hoş şeyler söylüyorlar. Hani Erdoğan'da meşhur lafı var ya, iktidara gelmek için büyüklerim emrederse papaz lisesi bile giyerim diye. Ben bu şirinlikleri artık yutmuyorum. Sizin programlarda da defalarca demiştim. Davutoğlu olsun, şey olsun, Babacan olsun. Hep tedbirli iyimserlikle, ihtiyatlı iyimserlikle yaklaşıyorum. Ve beni de pek şey çıkarmıyorlar, haksız çıkarmıyorlar ihtiyatlı duruşumda. Davutoğlu'nun mesela partiyi kurduğunda geçenlerde yanılmıyorsam Halk TV'de de bir genel başkan yardımcısına sordum. O da net bir cevap veremedi. Geleneklere bağlı özgürlüklere saygılıyız. Ne demek geleneklere bağlı özgürlük? De Babacan'ın söylediği, yani bir milli bir bayramın kutlanmasıyla dindarların bam teline basılmasının ne alakası var? Hepimizin ailesinde eminim dindar insan vardır. Ama onların hiçbir zaman milli bayramın kutlanmasından rahatsız olmuyorlar veya tahrik ediliyorlar gibi bir algıya kapılmıyorlar. Fakat belli bir kesim var. Bunlar ya Cumhuriyet'in değerleriyle
barışamadıkları için bir türlü Cumhuriyete giden yoldaki zaferleri, onların kutlanmasında da herhalde bir sorun görüyorlar. Yani söyleyin adını, Babacan'ın bu söylediklerine açıklık getirmesi lazım. İzin vermeyiz diyor bir de, yasaklarız. Yani neyi yasaklayacaksın? Vals kutlanmasını mı yasaklayacaksın? Herkes milli bayramı da herkes aynı şekilde kutlamıyor. Dini bayramı da herkes aynı şekilde kutlamıyor. Evet. Türkiye'nin yarısı geleneksel bir şekilde kutluyor dini bayramları. Kimisi de Alplere kayağa gidiyor mevsimine göre veya Avrupa'ya gidiyor. Tatile çıkıyor, Türkiye'nin güney sahillerine gidiyor. Türkiye'nin ya kurban kesmiş, umurunda değil. Yani ne yapacaksın, onu mu dayatacaksın? Ve bir belediye de bu şekilde kutlamaya karar vermiş. Dindarlar niçin bundan rahatsız olsunlar ki? Hani bunu oy tabanına şirin görünmek için mi yapıyor? O ayrı bir mesele. Çünkü kurulduğundan beri fazla yol kat edemedi biliyorsunuz. Yani bekleneni verdi mi vermedi mi partisi bilmiyorum ama öte yandan Millet İttifakı da ya işte Babacan olsun, Davutoğlu olsun, AKP'den 1-2-3 ne götürürlerse Allah bereket versin, yarımızadır diye düşünüyorlarsa ya Babacan'ı duymamazlıktan geliyorlar ya görmemezlikten geliyorlar bu söylemlerini, bu davranışlarını. Yani çok gereksiz bir laf etti. Altında hani seçmen tabanına hitap ediyor. İnanın bana, benim ailemdeki dindarlara hitap eden bir laf değil o. Hiçbiri Babacan böyle demiş, ya biz Babacan'a oy verelim diyecek seçmen tanımıyorum. Yanlış seçilmiş sözler. Tabii biz yanlış anladıysak, ki anladığımı zannetmiyorum, buyursun açıklamasını yapsın. Evet. Şimdi Cem Bey, siz liberalsiniz. Bunu da söylemekten hiç, zaten yani partinin adında var da hep sıklıkla bunu söylersin. Şimdi yani, göbek adım gibi bir şey oldu o benim. Evet, evet yani. Evet. Ama sola kayan bir liberalsiniz, bunu ben hep söylüyorum. Şimdi bir peki, izleyicimiz Görkem Hanım ya da Bey diyor ki Babacan laikliğin çarpıtıldığını söylüyor, liberal açıyla bakıyor diyor. Yani Babacan, Ali Babacan liberal açıyla bu değerlendirmeyi yapmış diyor. Doğru mu sizce bu? Şimdi hem soruyu soran hem Babacan böyle yaptıysa iki şeyi birbirine karıştırıyor. Laiklik olması gerektiği gibi mükemmel bir şekilde mi uygulandı AKP öncesi? Kesinlikle hayır. Yani biz bugünlere bir gecede gelmedik, durduk yere gelmedik. Ve laik kesim laikliği çok yanlış uygulayarak bu siyasi İslamcıların eline çok siyasi koz verdi. Biz de o zaman bir liberal olarak 2002 öncesi bu yapılanları eleştiriyorduk. Yani bunu bugün bile laik kesim bazen günah çıkarıyor, hata yapıldığını kabul ediyor. Eskiden iki rekat namaz kılan şeriatçı kabul ediliyordu. Şimdi iki bardak bira içen ayyaş kabul ediliyor, dinsiz kabul ediliyor. Yani bir ekstremden öbürüne, bir aşırıdan öbür aşırıya geçildi. Onun için tekrar ediyorum. Laiklik yanlış uygulamaları vardı. Ben de bir liberal olarak kabul ediyorum. Mesela kızlarımızın türbanlı, o zaman başörtüsü denmiyordu, türban deniyordu. Türbanlı öğrencilerin üniversiteye sokulmaması mesela bir insanlık ayıbıydı. Laikliğin yanlış yorumlanmasıydı. Veya türbanlı bir milletvekilinin meclisi olmaması benim açımdan yanlıştı. Ama bu böyle yanlış uygulandı diye şimdi de milli bayramları dindar kesimi rahatsız ettiğini veya milli bayramların kutlanışının dindar kesimi rahatsız ettiğini laikliğin yanlış uygulanması olarak değerlendirmek laiklerin yaptığı hatadan çok daha büyük bir hata olarak bakıyorum. Onun için yani
şu bir türlü teraziyi dengeye oturtamıyoruz maalesef. Ama buna da siyasetçiler izin vermiyor. Toplum aslında yapacak da siyasetçilerin işte bu oy kaygısı, tabana oynama, popülist siyasetleri, böyle saçma sapan söylemler kazanırım zannetmeleri bizim bile vaktimizi alıyor, saçma sapan bir konu. Yani bugün bir referandum yapsanız, beş vakit namazındaki dindar insanların ben belki %1'inin 2'sinin Cumhuriyet'in değerleriyle, milli bayramlarıyla, kurucusuyla böyle sorunu olduğunu zannediyorum ama bunu maalesef siyasetçiler körüklüyorlar ve çıkarlarına kullanmaya çalışıyorlar. Evet, dediğiniz gibi oy kaygısı var. Hani nereden ne koparabilirim? Şu mevcut dengelerde özellikle hani anket sonuçlarını görüyoruz. Partilerin oy oranları birbirine çok yakın. Ama bir de AKP'den kopup gelmiş partiler var ki işte oradan ne koparırız derdindeler. Ama ben gene de Ali Babacan'ın bu yaptığı açıklamaların aslında zihninde var olan, hep var olan düşüncelerle örtüştüğünü düşünüyorum. Laiklerin de fazla tepki gösterdiğini düşünmüyorum. Aksine biz bunları görmezden gele gele bu ülke zaten. Aman bir şey olmaz diye diye bu ülke bu hale geldi. Kesinlikle böyle düşünüyorum ben. Ahmet Davutoğlu'nun da Ali Babacan'ın da aslında zihinlerinin altında böyle bir düşünce olduğunu kesinlikle inanıyorum. Yani bunu yumuşatmak vesaire gerek yok. Nedir yani? Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığımızı yaptı ama işte milli bayramlarda ortaya koyduğu tavrı hepimiz biliyoruz. Yani hep mi hasta olur insan? Hep bir mazereti olur? Mümkün değil. Dolayısıyla hem Atatürk'te hem Cumhuriyet değerleriyle bir sıkıntıları, bir dertleri olduğunu düşünüyorum. Bunun da yumuşatılacak bir tarafı olmadığına inanıyorum Cem Bey. Yok, ben size %100 katılıyorum. Yani bu bilinen bir şey. Ben şunu da hatırlatayım izleyicilerinize. 2011 TRT, tam 10 sene önce TRT'de seçim konuşmamda o dönemde, o kampanya döneminde laikliği ağzına almayan Atatürkçü geçinen partiler vardı. Onları o zaman ben eleştirmiştim. Hatta çok iyi hatırlıyorum, ezbere konuştuğumuz için. Laikliği bu ülke, 2011'de söylüyorum bunu, 10 sene önce. Laikliği bu ülkenin yine yükselen değeri yapmak zorundayız diyorum. Ve buna destek vermeyen siyasetçileri de kınıyorum demiştim TRT'de seçim konuşmamda. Çünkü şunun altını çizmek lazım. Yani laiklik dindarların da inanç meselesidir. İşte evet. Taliban'ı görüyorsunuz. Yani bir tane doğru vardır. O da benim doğrumdur. Benim yorumum üzerinden gelen doğrudur. İşte IŞİD'in yaptıklarını görüyorsunuz. Hani böyle kara çarşaf falan kesmiyor. Yüzde burkayla gezilecek. Yüz görünmeyecek. Yanında yani bugün en dindar insanımızın inanç ve yaşam güvencesi laiklik. Onun için her kesimi siyasetçilerin ne yapıp laiklikle barıştırmaları lazım. Ama 2002 öncesinin laiklik anlayışında hatara bakıp laik kesim kendisini kurtarması lazım. Evet. Şimdi aslında laikliği konuşuyoruz ama bu birçok şeyi de içinde barındırıyor. Defalarca biz sizinle bu konuları konuştuk ve hatta başka konuları konuştuğumuzda da özellikle siz bu başlıkları taşımıştınız, konuları taşıyan konuklardan en önde gelenlerden birisiniz. İşte hukuk, adalet, yargı yapısı, parlamenter sistem vesaire, ne konuşursak siz konuyu temelini buraya çekiyorsunuz. Dolayısıyla bunlar olmadan zaten ülkede hiçbir şeyin konuşulamayacağı bir ortam gelecek. Yani bunu unutmamamız lazım. Her şeyin altında bu yatıyor. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi dindarlara da muhakkak lazım olacak unsurlar bunlar. Yani Türkiye'nin temelinde olan dindarlara da lazım olacak unsurlar. Buradan yola çıkarak muhalefette olan her partinin bu değerlerle ilgili bir sıkıntısının olması ya da olmaması, bunların bir araya gelişi de bence çok önemli. Dolayısıyla muhalefetin yapısından biraz söz etmek istiyorum. Çünkü Ali Babacan'ın sözleri laikleri çok kızdırdı ama
Laiklerin oy verdiği siyasi partiler aslında ne yapıyor? Oy kaygısıyla ne yapıyor? Bu da çok çok önemli. Dediğim gibi bu değerlere ses çıkarmaya çıkarmaya ciddi zararlar verildiğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki dönemde ses çıkardığımızda hiçbir işe yarayamayabileceği riskini de göze almamız gerekiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz Cem Bey? Size katılıyorum. En basit örneğini, yani bu bizi çok derin sulara taşır ama 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde işte laikliği politikalarının temeline oturtması gereken parti Ekmelettin İhsanoğlu'nu adayı olarak gösterdi Türk milletine. Ondan sonra meclise taşıdığı bazı tartışmalı isimler, muhafazakar sağdan gelen isimler. Ha, burada şunu düşündüklerine inanıyorum ama bu da ne kadar doğru? Tabii kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. İşte ben oy tırtıklayacaksam, oyumu 20'den 25'e, 25'ten 10'a taşıyacaksam, ben bunu AKP tabanından tırtıklayarak yapabilirim. Sağ muhafazakar tabandan tırtıklayarak yapabilirim. Onun için onlara şirin görüneyim. İşte Çarşafa Rozet Tiyatrosu'yla başlamıştı hatırlarsanız. Yıllar önce arkadan Ekmelettin İhsanoğlu, arkadan bazı isimlerin meclise taşınması. Yani bunlara bu ilkesizlik mi geliyor bana? Bunu yapacağına sen o müttedeyin tabana bizim yaptığımız gibi bugün laikliğin önemini vurgulayan. Ben yurt dışında öğrenmiştim. Laiklik ibadethane ile devlet dairesi arasındaki mesafedir diyor. Bu mesafenin adı da özgürlüktür diyor. Bu benim aklıma yattı. Ben bu mesafeyi ne kadar açarsam burada ibadethanedeki dindar devlet baskısı olmadan ibadetini yapar. Devlet de din baskısı olmadan ondan arınmış bir şekilde devleti yönetmeye işine bakar. Yani ben bu tarifi çok severim. Ama bunu maalesef Türkiye'deki laikliğe inanan, cumhuriyet değerlerine inanan partiler popülizm uğruna yapmadılar. Yani hep diyorum bugünlere bir günde gelmedik biz, gece de gelmedik. Evet. Biz bazı uygulamalar örnek verebilirim. Okullardaki ders programları olsun, günlük yaşamda dayatmalar olsun, işte hafta sonu içki alma yasağı, evinde içmekin. Bugün sizinle mi konuştuk? Tren Devlet Demir Yolları'nın sitesine girin. Bir baba kız yan yana devletin treninde koltuk alamaz. Kadın koltuğu, erkek koltuğu diye. Evet, halbuki bu ne yasalarımızda var, ne yönetmeliklerde var. Yani bunlara çıkarmadığımız için hani farenin geçtiğinden korkmam, yol olmasından korkarım diye bir laf vardır. İşte maalesef fare geçti, arkadan bir tane daha bile ve yol oldu bu. Ve bugün de fazla kanıksanmıyor ve ses çıkmıyor şeyden, muhalefet partilerinden bu uygulamalara. Yine sizin programda hatırlatmıştım. Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi'ne verdiği savunmada eşcinselliğin haram olduğu, dinimizce haram olduğu. Evet. Yine 4+4+4+4. Yani ben bunları söylediğim zaman din karşıtı olmuyorum. Ben anayasal düzenin savunucusu oluyorum. Orada biz taşıdık ya, CHP taşıyacağına 0.0 küsürlük LDP Anayasa Mahkemesi'ne 4+4+4'ün durdurulması için ben gittim başvuru yaptım. Bireysel başvuruya. Neden yaptım biliyor musunuz? O kanunun içinde Hazreti Peygamberimizin hayatı diyor. Kimi Türkiye'de Musevi vatandaşlarımız var, Hristiyan vatandaşlarımız var, Müslümanlar olduğu gibi. Hazreti Peygamberimiz diye bir ibare geçmemesi lazım kanunlarda. Çünkü devletin resmi bir dini yok. Yani bu küçük nüansları yakalayarak muhalefet partisi, ana muhalefet partisi daha ciddi bir duruş sergileyebilirdi. Kabul edilir edilmez. Ben üzerime düşeni yaptım. 4+4+4 yürütmenin durdurulması için başvurdu. Reddedildi mi? Reddedildi. O onlar öyle tarihe geçsin. Anayasa Mahkemesi.
bunu reddederek, ama anayasa suçu işlediklerini de bilsinler. Evet. Yani bu gündemin değişmesine alet olmak falan değil. Siz gene ekonomiyi, yolsuzluğu, yoksulluğu konuşun ama bunlar çok önemli. Bunlar olmazsa zaten onların hiçbirini konuşamayacağız. Bu olay, yani bu konuştuklarımız Ali Babacan'ı meşrulaştırmak falan değil. Türkiye'nin gittiği noktayı konuşuyoruz değerli izleyiciler. Onun için olaya yani biraz daha böyle derinlemesine bakarsak bunlar çok önemli şeyler. Mesela bakın şimdi siz buraya yazabiliyorsunuz ama sosyal medya ile ilgili düzenleme yapıldığında belki yazamayacaksınız. Yani bunları bir düşünün. Çok çok önemli şeyler bunlar. Şimdi Diyanet sosyal medyaya da el uzattı. Daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanı Ali Bey el uzattı, dil uzattı diyelim. Sosyal medya düzenlemesinin gerekli şart olduğunu söyledi. Nerede görüyoruz Diyanet İşleri Başkanı'nı? Yargıtay binasının, yeni binanın adli yıl açılışında dua ederken görüyoruz. Her önemli konuda fetva verirken, hatta siyaset yaparken görüyoruz. Diyanet İşleri'nin protokolde inanılmaz yükselişini görüyoruz. Neden böyle? Yani Türkiye bir hukuk devleti ise neden böyle? Yani Diyanet İşleri Başkanı bu Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, gündemini ilgilendiren, siyasetini ilgilendiren, toplumsal hayatını, sosyal hayatını ilgilendiren konularda neden açıklama yapar, neden fetva verir? Cem Bey'e soralım. Bu bence bir iktidar politikası. Her yapılanı dini gerekçeyle açıklamak, yani bir Yargıtay binası açılışını bile dualarla Diyanet İşleri Başkanı tarafından açılışını yaparak atılan her adımı toplumu dindarlaştırmak amacıyla yapılan her şeyi doğru ve yanlış dini gerekçelerle açıklayabilmek için. İleride de hata yaptığı zaman orman yangınına uçak yok ama ona değinmiyor. Ne yapacaksın diyor, Allah'tan diyor. Sel felaketi Allah'ın takdiri diyor. Evler yıkılıyor, Allah'ın takdiri. Deprem olacak, onu da diyecek. Allah'ın takdiri diyecek. Onda da Diyanet işlerini çıkaracak. Böylece kendisini sağlama alıyor. Bende hata yok. Bak Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı ön plana çıkararak her konuyu, her başarısını ve başarısızlığını dini gerekçelerle açıklarsam diyor, ben kötü gittiğinde işlerde sorumluluktan sıyrılırım. Ben bunu görüyorum. Ve bu Diyanet İşleri Başkanı hakikaten Türkiye için büyük bir tehlike. Bunun biz yani Diyanet İşleri Başkanı mı görmedik? Ali Bardakoğlu vardı, Nur Yılmaz diye birisi var. Yani hatırlayın bu insanları. Bunlar da Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ama bu kadar tehlikelisini görmedik. Ama bu bir iktidar politikası. Erdoğan politikası. Yine her programda söylerim. Erdoğan liderliğinde yeni bir devlet kuruyoruz. İster beğenin ister beğenmeyin dediler CNN'de kendi MKYK üyeleri. Onun için bunlar adım adım bir teokrasi şeyinde, kıvamında bir devlet yönetimi getiriyorlar. Onun için Diyanet İşleri Başkanı Şeyhülislam gibi, geçen programımızda Rıfat Serdaroğlu söyledi galiba, kendisini yani kendisini padişah sanır olursa tabii etrafındakiler de kendilerini Şeyhülislam zannederler. Yani bu gidişata bilmiyorum, seçmen dur derse diyecek, onu da dur demesi için muhalefetin anlatması gerekiyor bunların niçin yanlış olduğunu. Yani bugün bilmiyorum, yabancı bir ırkçı bir ülkede, Almanya olsun Hollanda olsun, bir yargıcın Hristiyan duası ederek bir mahkeme açılışına katılsa o ülkede yaşayan Müslümanlar tedirgin olur. Bu kadar net. Yani bunlar bu değerler, bu kuvvetler ayrımı, laiklik, din devlet işlerinin ayrılması falan, Bunları yüzyıllarca tecrübe sonucu belli gerekçelerle subab olarak, demokrasinin subabı olarak sistemlere yerleştirilmiş şeyler. Ama biz Türkiye bu yerleştirdiğimiz değerleri yavaş yavaş yok ederek bir teokratik hava taşıyan bir devlet yönetimine bizi taşıyorlar maalesef.
Evet, bu söylediğiniz çok önemli. Tekrar hatırlatayım, Cem Bey bu konuyu ısrarla vurgu yapıyor. Çok çok önemli değerli izleyiciler. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını ancak bu koşullarda konuşabiliriz. Sesimizi ancak bu koşullar var olduğu sürece duyurabiliriz. Şimdi Cem Bey, yani çok uzun zaman önce değil, kısa bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın olup olmaması tartışılıyordu ve bugün bu noktaya geldik. Bakın arada neler kat edilmiş. Yani şimdi bırakın yani Diyanet'in olup olmaması, Diyanet'in yaptığı açıklamaları eleştirmek bile tepki toplayabiliyor ya da fetvaları. Öyle değil mi? Yani öyle, çünkü ben diyorum yani başındaki şahsın söylemleri, başında olduğu kurumun verdiği fetvalar, yani rezalet fetvalar var orada. Onların bir bilim kurulu mu ne varsa, yani kız çocuğundan tahrik olmaya tutun, ne bileyim annenin dizinin üstünde falan etek meden böyle saçma sapan şeyler. Ama mesela yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet olduğu zaman lades haramdır falan diye böyle açıklamalar yapan bir o konulara hiç girmeyen bir Diyanet İşleri görüyoruz. Bir de şunu söyleyeyim Türk milletine, her sabah, her mesai günü sabah 9'dan akşam 5'e kadar 40 milyon lira para giriyor her mesai günü. Ve bu para yetmiyor diyor. Senede 12-13 milyar para alıyor bütçeden, Türk milletinin vergilerinden. Ve bunun yetmediğini iddia ediyor. Ve bunun da diyor %96'sı mı 95'i mi ne maaşlara gidiyor diyor. Yani 13 milyarın %95'i ne ediyorsa bu kadar personele maaş olarak karşılığında Türk milleti ne alıyor onu bilmiyorum. Yani orada o adama ihtiyaç yok herhalde. Herkes içinden de iş arzu eden bir devlet kurumunun açılışında dua edebilir. Az önce sosyal medya dediniz. Ona da değinmek isterim. Tarih lütfen. Boyunca şimdi sosyal medya benim açımdan 21. yüzyılın matbaasıdır. Kitap burada, dergi burada, bilgi burada, gazete burada, her şey bu, televizyon burada. Ama bilgiye alerjisi vardır ruhban sınıfının. Avrupa'da da vardı. Kilise nefret ederdi bilimden, ilimden. Yani Hristiyan dünyasında da bu böyleydi. Onlar neyse, Allah'tan hani bir aydınlanma dönemi geçirdiler. Karanlıktan çıktılar. Ama İslam dünyası hala televizyon falan kırıyor işte Taliban. Çanak anten toplatıyor. Burada da nasıl ki o zaman... bu coğrafyada matbaayı istemezlik, gavur icadı şu bu diye tepki verilmiş. Veya 1930'ların Avrupa'sında kitaplar yakılmış. Sosyal medya yasağı da odur. Ben alternatif görüş duyulsun istemiyorum. Bir doğru vardır, benim dediğim doğru, sadece o duyulacak. Bunların derdi o. Toplum karanlıkta kalsın, benim bilgim dışında hiçbir şey duymasın, haber almasın. Yani bunu getirmeye çalışacaklar. Şaşırmıyorum. Yaparlar. Rütük'te ekran karartan insanlar, yani elimizdeki cep telefonları televizyondan daha güçlü bir mecra. Bilgiyi yaymak için, bilgiye erişmek için. Onun için o mecrayı da karartmak için sosyal medya yasasını kabul edip sizi beni caydırmak, otosansüre zorlamak. Önce birkaç kişiyi hapse atacaklar. Ondan sonra buna da başladılar zaten. Yargıtay'ın bir kararı var. Bir tweet'i siz de alıp paylaşırsanız o suça ortak oluyorsunuz. Yani bunlara da başladılar. Onun için yani orta çağ kafasının bugünkü uygulaması olur. Ama kendilerine de yakışanı yapmış olurlar. Hiç şaşırmam. Yani şimdi hani sosyal medya zaten bunun için kullanılır. Artık hani eskiden böyle lay lay lom için kullanılıyordu. İşte müzik, görseller paylaşıyordu, paylaşılıyordu, müzik parçaları paylaşılıyordu. Ama özellikle Türkiye'de tabii, hani dünyada çok fazla bilmiyorum ama Türkiye'de siyaset ve sosyal yaşamın bu hale gelmesi nedeniyle, baskıların çok olması nedeniyle, mağduriyetlerin çok olması nedeniyle
tamamen ihtiyaç üzerine kullanılıyor. Yani siz orada da bir şey eleştiremeyecekseniz nerede yapacaksınız? Sokaktaki vatandaşın bir televizyon programına çıkıp düşüncelerini dile getirme şansı var mı? Yok. Nerede yapacak bunu o insanlar? Nerede konuşacaklar? Nerede yazacaklar? Kabul edilebilir gibi i̇şte, değil yani. Ya. Aynen evet. Öyle. Kitap yakmak farkı yok diyorum. Gazete toplatmaktan farkı yok. Ekran karartmaktan farkı yok. Sosyal medya bunların hepsi. Sosyal medya hem televizyon, hem gazete, hem haber kaynağı, hem bakın sosyal medyada bahaneleri ne? Yalan terörü. Yalan terörü. Evet, yalan terörü. Peki o zaman şimdi yalan terörünü kim yaratıyor? Türkiye çok iyi biliyor. Yani iktidarın paylaşımlarından yola çıkarsak uçağımız göklerde, arabamız yollarda, gaz bulduk, uzaya gidiyoruz falan. Salla babam salla. Şimdi bakın mesele şurada. Adamın derdi yalan haberin yayılması diyor. Şimdi senin eğer güvenilir bir devlet yapın varsa sokaktaki adam senin bakanın beyanatına, Merkez Bankası'nın, TÜİK'in rakamlarına inanırsa, sen o devlet olarak halkına o güvenceyi verirsen, devletin bakanı, bürokratı, cumhurbaşkanı her neyse, halkına yalan söylemez algısını yaratırsan, ben enayi miyim Ahmet'in, Mehmet'in paylaşımına inanayım da tabii o yola gireyim. Sen devleti devlet gibi yönet, o güveni ver, o itibarı sağla. Ondan sonra kim inanır ki ondan sonra sosyal medyada çoluk çocuk ne yazmış, ne paylaşmış? Şimdi bir Alman Merkel'in ağzından çıkan lafa mı inanır? Orada sosyal medyada gezen Fısıltı Gazetesi'nin saçmalığına mı inanır? Veya bir İspanyol, bir Avrupalı, bir gelişmiş demokratik ülkede. Çünkü orada seçilmişler, yalan söylemeye korkarlar. Çünkü orada şeffaflık vardır. Çünkü orada gerçekler ortaya çıkar. Çünkü orada bilgi edinme yasaları vardır. Onun için siyasetçi halka yalan söylemeye cesaret edemez. Onun için de devletin bir itibarı vardır. Ya devlet bunu söylüyorsa ben buna inanırım der sokaktaki adam. Doğru. Ama Türkiye öyle değil. Öyle değilse sizin benim hatamdan dolayı değil, ülkeyi yönetenlerin millete devamlı gözlerinin içine baka baka yalan söylemelerinden dolayı. O zaman da tabii millet sosyal medyada gezinen haberlere inanır. Ona da tabii yalan terörü diyerekten de hukuki kılıf arıyorlar ama öyle bir şey yok. Evet. Şimdi aslında sosyal medyayı onlar da kullanmayı denedi. İşte interneti kullanmayı denedi ama başaramadılar. Yani istedikleri sonucu, verimi elde edemediler. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları yayınlandı. Like dislike olayı hepimiz biliyoruz. Yani beğenmeden çok kat kat beğenmeme aldı. Konserler düzenlediler. İzleyici almadığı gibi, izlenmediği gibi tepki de çekti. İşte bir takım toplar koydular sosyal medyada isimlerinin yanlarına. Amaçladıklarının çok tersi şeylerle karşılaştılar. Onlar denediler aslında bu mecrayı kullanmayı ama başarılı olamadılar ya da bekledikleri tepkileri alamadılar diye düşünüyorum ben. O kesinlikle yani bu güdümlü algı operasyonları işte dev bir bina aldılar o Fahrettin Altun mu ne adı işte onun kontrolünde hava gazı pompalama topluma şimdi mesela kitap yazmış Erdoğan nerede vakit buldu da hangi kitabı yazdı Erdoğan birine yazdırdılar o kitabı reis dediler senin adına yazdık gibi yapacağız bunu sen yazmışsın gibi olacak. Şimdi o 5 tane ihale verdikleri şirket ondan 10 binlerce kopya alacak. Bir depoda duracak. Çalışanlarına dağıtacak. Kamu bankalarına diyecekler ki bu kitaptan binlerce alın. Nasıl olsa kamu bankası, arpalık. Ondan sonra kim hesap veriyor ki? Bunları alacaklar. Ondan sonra da işte sosyal medyadan al sana yalan terörü. Erdoğan'ın kitabı satış rekorları kırdı. Türkiye'de en çok satılan kitap falan. Onun 5 kişi okumuş olmayacak. Böyle olacak bu. Yalansa yalan değil. Onun için gerçeklerin de ortaya çıkma gibi bir huyu var biliyorsunuz.
Ya Sovyetler bile dayanamadı yalana, baskı şeye, baskı rejiminde. Sosyal medya falan yok. Gazete yok. Devletin bir tane gazetesi var. Hür televizyon yayın yok. Sovyetler Birliği yıkıldı. Sen neye karşı bu sosyal medyayı durduracaksın? İnsanda biraz kafa olur. Ben neye savaş açıyorum? Yel değirmenlerine saldıracaklar. Bu kadar. Maalesef, maalesef oraya gidiyor. İşte çok büyük bir sorun bu aslında, tehlike. Görmezden gelmek, bunları konuşmamak çok büyük bence. Yani kötü bir şey de kullanmak istemiyorum ama olmaz yani, konuşmak lazım. Peki muhalefetin zaman zaman bunları, bu tip ya da buna benzer konuları görmezden gelmesi, işte iktidarın gündemine alet olmayalım, esas gündem açlık, yoksulluk gibi bir takım stratejilerden yola çıkarak bu önemli konuları görmezden gelmesine ne diyorsunuz? Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu'nun adli yılın açılışında programı bilmiyormuş gerçi, ama onu da belirtelim. Orada o tablonun içinde yer almasına ne diyorsunuz? Orada tuzağa düşmüş olabilir. Yani programı bilmiyor olabilir hakikaten. Orada bir şey diyemiyorum ona. Fakat evet, birinci gündem ekonomi, sefalet, açlık. Ama bunu vurgulurken ben olsam muhalefetin içinde aktif olsam, bu fakirliğin, sefaletin nedeni bu yasaklar işte. Özgür ülkelerde onun için fakirlik, sefalet yok. Veya umutsuzluk yok, karamsarlık yok. Veya ekonomik kriz olsa da dönemsel bir şey. Şöyle olunca işte böyle belli bir sürede bu ekonominin algılanmasıdır. Sonunda düzlüğe çıkarız. Ama bugün Türkiye'de hiç kimse bilmiyor ne zaman düzlüğe çıkacağımızı. Çünkü bu rejimin ne zaman biteceğini, seçimi kaybedip gideceğini bilen yok. Onun için ben muhalefet olsam, ben çünkü bunu çok yaşadım Lale Hanım. Ben gittiğim zaman Anadolu'da liberal olarak ve biraz da saf olarak hak, hukuk, özgürlük, adalet falan anlatırdım. Bizi dinleyen esnaf, kalabalık, şu kahve toplantısı. Ya arkadaş, sen oraları bırak, bize aş iş lazım. Ben de derdim ki oğlum, sen bu hak, hukuk, adalete ulaşmadan asla işin aşın olmayacak. Çocuğunun torunu da iş aş diye ortalıkta gezinecek. Avrupa da böyle. Avrupa şeylerini önce demokratik haklarını kazanmış, ondan sonra zenginlik gelmiş. Ondan sonra bir aydınlanmadan sonra hür ifade, Rönesans'tan sonra sanayi devrimi gelmiş, zenginleşme başlamış. Yani siz önce muhalefet olarak evet fakirliği, kötü ekonomik yönetimi, açlığı, sefaleti, umutsuzluğu vurgulayın. Ama bunların nedeninin de işte hukuksuzluk olduğunu, yasaklar olduğunu, sosyal ifade özgürlüğünün önemini anlatın. Bunların, bu özgürlüklerin adalet, tarafsız bir yargıyla korunması gerektiğini anlatın. İkisini bir arada vurgularsanız belki topluma daha net bir şey anlatmış olursunuz. Bu benim fikrim. Evet, anladım. Peki genel itibariyle şimdi bir kere şunu bir sorayım. Sizin Ali Babacan'ın kendi partinizde ya da birlikte siyasete davet gibi bir şey, bir açıklamanız oldu mu? Daha oldu. Önceki dönemlerde. Oldu. Oldu. Çağlar Cilara'yla oldu ama hani adam abdestsiz namaz kılmayın demiş. Ertesi gün namaz kılmayın dedi diye haber yapmışlar. O da o şekilde dolaşıyor. Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminde başarılı olduğunu kabul ediyor. Erdoğan'a rağmen başarılı olduğunu kabul ediyorum. Yurt dışında tutarlı ve olumlu bir imaj çizdiğini kabul ediyorum. Ali Babacan ekonomi yönetiminde yer alabilir ama Türkiye'yi yönetecek bir başbakan, bir cumhurbaşkanı, bir parti başkanı olarak ben Ali Babacan'a destek vermem. Çünkü benim onun ideolojisiyle, hayat görüşüyle benim hayat görüşüm son derece farklı. Ama ekonomide oturup konuşurum. Ali Babacan'a bir görev verilebilir. Avrupa'da itibarı var. Finans çevrelerinde itibarı var. O ayrı mesele.
Yani bu açıdan evet, hani görüşleri de o kadar şey değil. Ekonomik görüşleri de liberal ekonomiye yakın. En azından tutarlı. O çerçevede evet dedim. Ali Babacan'ı mesela LDP'de olsa görmek isterim. Ne zaman oldu demek... bu Cem Bey? Valla 2-3 sene önce oldu, bilmiyorum. Ha, Çağlar Cilara yani... sormuştu. O zaman söyledim. Evet. Ya bu partiyi kurmadan önceydi değil mi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum peki, o kadar detayı ama. Şimdi bu partiyi kurduk, Deva Partisi kurduktan sonraki açıklamaları, çünkü siz hani eleştirel bakıyorsunuz, Ali Babacan'ın umulanı da vermediğini de söylüyorsunuz da onun için. Muhtemelen parti kurmadan önce ya da çok yakın bir tarih olması lazım. Çünkü hakikaten az önce söyledim ya, eleştirel bakış açınız var benim bildiğim kadarıyla. Ya bu işte yerden yere vuruyorum son söylediğim evet. söz. Ondan sonra sizin evet. programınızda devamlı ihtiyatlı iyimserlik. Yani evet. ağzından bal damlıyor. Bütün İslamcıların ağzından bal damlıyor. Evet. Yani hiçbiri gelip de biz özgürlükleri kısıtlayacağız, inanmayanın kellesini alacağız, içeri atacağız falan demiyor ki. Hepsinden bal damlıyor. Adalet, şu, bu, özgürlük, özgürlük. AKP de öyle geldi. Yani onlara bakacak olursanız. Ama Babacan'ın bilhassa yurt dışında itibarlı bir imaja ihtiyacımız olduğu için, bunun Babacan da bunu uzun yıllar yaptığı için, hani LDP'nin ekonomik politikalarında evet LDP'de görmek isterim dedim. Ama sonra ben şunu sorguladım daima. Babacan'ın hangi beyanatı, yani siyasi politikalarda ideolojik olarak hangi beyanatı Deva'nın liberalmiş de ben ona liberal olarak gideyim, destek vereyim veya partide görmek isteyeyim. Benim söylediğim sadece ekonomi yönetimindeki imajıyla ve tutarlılığıyla ilgiliydi. Evet, bu konuyla ilgili soru soranlara da Cem Bey açıklamalarıyla aydınlatmış oldu. Şimdi bizim sürekli izleyicilerimiz var. Hemen hemen çoğu öyle de. Bunlar arasında Ferit Bey var. Takma isim kullanmıyorum artık sorulara yanıt verilmesi gerekçesiyle. Der ki Cem Toker'in CHP'ye geçmesi dileğiyle. Böyle bir teklif gelse nasıl değerlendirirsiniz Cem Bey? Buna yanıt veriyorum. Önce parti yönetimine danışırım. Partide belki inanmayacaksınız ama 27 senedir, 27'nin 25'inde çeyrek asırdır 0.0 küsür çekmemize rağmen benimle yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapılmış. Benden büyük insanlar da var, yaşıtlarım da var. Onlara danışmadan hiçbir adım atmam bir. İkinci şartım, CHP'ye de söylerim, bir manifestoyla giderim. Şu konularda her zaman yanınızdayım. Hukuk devleti, özgürlükler, özel hayatın korunması, adalet, Avrupa Birliği, Kopenhag kriterleri, çağdaşlık, cumhuriyet ilkeleri, bunlar her zaman yanınızdayım. Bunların dışında konularda benden hayır gelmez size. Onu da başından pazarlığımı yaparım. Eğer onay verirse partili arkadaşlarım, parti yönetimim, o zaman düşünürüm. Bu varsayımlı bir soru. Önce vefa diyorsunuz yani. Dostlarıma dağdan hareket etmem. Çok kıymetli. Biz hele içinde yaşadığımız... Ne çektiğimizi biz çok iyi biliyoruz evet. Lale Hanım. Ateş düştüğü evet. yeri yakar. Ben 12 sene neler çekerek, ne yokluklarla, ne mücadelelerle bu partiyi ayakta tutmaya çalıştım. Onların desteğiyle oldu bu. Onun için hadi bana eyvallah deyip, hani bazıları yaptı ya öyle, parti kurup yüzüstü bırakıp kaçtılar. Ben onlardan biri olmam. Evet, çok kıymetli. Vefa benim için de çok kıymetlidir. Hakikaten hele şu içinde bulunduğumuz dönem için çok kıymetli bir şey. Yerinde kullanılırsa, yerinde ve zamanında tabii. Bu arada güzel düşünce yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi Cem Bey, yine hani muhalefet bazında konuşuyoruz. Çünkü hani iktidarın ne yaptığı ortada. Hakikaten daha doğrusu ne yapmadığı ortada. Bu ülkede yapmadığı şey kalmadı ama 20 yıla yakınlık bir iktidar, üstelik çok yıpranmış bir iktidardan söz ediyoruz. Anket sonuçlarına bakıyoruz, birbirine çok yakın oy oranları var.
Dolayısıyla işte izleyiciler soruyor. Niye bu iktidarı demokratik yollarla götürebilecek bir muhalefet yok diye? Onu bilmiyorum. Tabii şimdi Türkiye bu iş demokraside olur. Yani muhalefet güçlenir, sandıkta götürür. Hatırlarsanız 2015 Haziran seçimlerinde AKP iktidarı bitmişti. Meclis çoğunluğunu kaybetmişti. Evet. Ama gitti MHP ona payan da oldu. HDP ile işbirliği yapmam diye. Yani o seçimi çoktan, yani AKP iktidardan düşmüştü Haziran 2015'te. Onun için 20 yıllık iktidar değil, 13 yıllık bir iktidarı vardı. O bir. İkincisi, Haziran'la Kasım arası çok haybeli bir dönem geçirildi. Hatırlayın terör olaylarını, şunları bunları. Bunları da Davutoğlu hala gündeme getirecek de ben konuşursam birileri kaçacak yer arar falan. Aynı muhabbet. Şimdi tabii muhalefet demokrasilerde olur. Güçlü muhalefet güçlü demokrasilerde olur. Basın özgürlüğünde 154. olan bir ülkede muhalefetin gücü de bir yere kadardır. Ama bu demek değildir ki tamamen pasifizedir, hiçbir şey yapamaz. Yani şartlar böyle. Korku imparatorluğu, RTÜK, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, tehditler, kutuplaştırma, bugün Diyanet'i eleştirirseniz siz işte ya ne diyor adam 1453 ne zulüm 1453'te başladı bunu evet. Meral Akşener'e evet. Bağdaştırıyor. Bunu Gezi döneminde kim dedi? Kaç kişi dedi? Birisi bir serseri doğumu yazdı. Yani bu cümleyi alıp da o zaman sen de keşke Yunan kazansaydı diyen adamı aldın sarayına danışman yaptın. Sen yaptın. Ama zulüm 1453'te başladığı Meral Akşener'e nasıl bağdaştırabiliyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu'na nasıl bağdaştırabiliyorsun? Bir kendini bilmez belki yazdı bilmiyorum. O da nereden çıktı? Öyle bir yazı yazıldı mı? Söz söylendi mi? Yoksa o da kabataş yalanı gibi Dolmabahçe'de bira içtiler gibi uydu bir şey mi alıp kullandıkları onu bile bilmiyoruz. Ama kitleler hangi aklı başında Türk genci geziye çıkan böyle bir laf söyler. Zulüm 1453'te başladı. Bir kendini bilmesin belki kullandığı bir cümleydi. Peki bunlar uydurdu. Ama alıp bunu muhalefete karşı kullanıyor ve kutuplaştırıyor. Bütün İyi Partilileri veya Millet İttifakı'ndakileri bu zihniyette diye şey yapıyor. Muhalefetten de biri çıkıp benim dediğimi demiyor. O püsküllünün keşke Yunan kazansaydı diyen adamı sen sarayını aldın ya. Danışman yaptın. Ya. Hadi bakalım. Ya. Keşke Yunan kazansaydı diyen adam. Bu da bizi nereye getiriyor? İşte 30 Ağustos'ta sorunları var demek ki. Evet, hepsi aynı mayanın ürünü. Evet. Evet demek ki. Peki şimdi hani bu mevcut siyasi yapıdan Türkiye nasıl kurtulur? Türkiye'nin menfaati noktasında tabii. Seçim barajı ile ilgili açıklama yine MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. %7. Daha önce HDP için yükseltilen seçim barajı bu kez MHP için düşürüldü. Bu konuda ne söylersiniz? Seçim sistemiyle ilgili sizin yine önemli saptamalarınız olmuştu daha önce. Ne düşünüyorsunuz Cem Bey? Valla seçim barajı MHP'ye ne lazımsa o. Birinci kriter o. İkinci kriter biraz daha düşürürsek belki bu AKP'den kopan iki partinin ve bazı diğer küçük partinin Millet İttifakı'na girmesini öneririz. Yani gel yapıyorlar. Davutoğlu zannetsin ki mesela %5'e düşerse ya ben şeye ittifakla 3-5 milletvekili pazarlığı yapacağıma kendim tek başıma gireyim. O ittifakı desteklemeyeyim. Algısı yapıyor olabilirler. Ama ne bunlar belki. Ama belki olmayan bir şey var kafamda. Ne düşünürlerse düşünsünler. 7 yapsınlar, 5 yapsınlar, 3 yapsınlar, daraltılmış yapsınlar, dar bölge yapsınlar.
Ne yaparlarsa yapsınlar tek bir hedefleri var. Daha az oyla nasıl daha çok sandalye kaparız? Yoksa Türkiye'deki sistemi daha nasıl demokratikleştiririz? Doğru. Katılımcı ve temsili bir demokrasi haline gelir. Yani bunu MHP ile AKP'den bekliyorsanız, hani benim lafım vardı, gidin Taksim Meydanı'nda vapur bekleyin. Yani bu olanın doğasına aykırı tamamen. Tamamen anladılar mecliste çoğunluğu kaybedeceklerini. Şimdi ona kılıf arıyorlar. Katakulli bir metot bulmaya çalışıyorlar. Tek amaçları oyumuz azalsa da sandalyemizi nasıl daha çok yükseltir veya çoğunluğu tutacak şekilde muhafaza ederiz diye bir arayış içine girdiler. Vallahi sonra, tamam şeyi de buyurun, buyurun. Erdoğan'ın ağzından çıkan %10 barajıyla ilgili en son cümlesi 10 sene öncedir benim bildiğim. Türk milleti henüz barajın kaldırılmasına hazır değil demiştir 2011 seçimleri öncesi. Ben de o zaman ona yanıt olarak kendi çapımda şunu demiştim. Bak sen 12 Eylül 2010 referandumunda Türk milleti efendim Anayasa Mahkemesi'ne Danıştay kaç üye göndersin? HSYK seçimleri nasıl olsun? Anayasa Mahkemesi'nde kaç yargıcı? Bunları belirlemeye hazır, bilinçli ama kendisini kim nasıl temsil etsin? Baraj ne olsun? %10 barajının kaldırılmasına Türk milleti hazır değil. Ama bugün geldi işte, oyları düşüşe geçtiği için barajla oynamaya kalkıyorlar. Ama tek bir hedefleri var, meclis çoğunluğunu bir şekilde koruyabilmek için. Evet. Şimdi hakikaten söylediğiniz çok aslında dramatik bir ülke için. İşte seçimle ilgili kanunları niye değiştiriyor iktidar? Seçimi kazanabilmek için. Yani bu ülkenin menfaati için değil. Tamam, siyaset rekabet işidir ama bu kadar da olmaz. Yani bunun adına ne denir? Hakikaten ben zorlanıyorum bunu düşünürken. Cem Bey, peki işte seçim sistemi, seçim barajı vesaire, bunlara uzun süredir konuşuyoruz bu başlıkları ama erken seçim. Bir kez daha sorayım, izleyicilerden gelen sorularda ağırlıklı olarak bu da yer alıyor. Erken seçim olur mu? Olursa nasıl olur? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Koşullar değişmiyor ama gündem değişiyor ülkede çünkü. Belki fikriniz de değişmiş olabilir. Şimdi seçim sistemini değiştirirlerse üzerinden bir sene geçmesi gerekiyor. Yani onun için ben erken seçim olacağını zannetmiyorum. Ama sizin programınızda birkaç hafta söylediğim şey geçen hafta gerçekleşti. Demiştim ki ekonomik göstergeler düzelmeye başlayacak. Bütün dünyada düzelmeye başlayacak. Yani Kuzey Kore'de bile düzelmeye başlayacak. Çünkü geçen yaz herkes sıfıra vurdu, dibe vurdu. Hatta şu örneği vermiştim programınızda. Bir gösterge 10 iken 2'ye düştüyse geçen sene Covid nedeniyle, bu sene 2'den 3'e çıktıysa %50 arttı diyecek adam. Bak %50 büyüdük. Bunu geçen hafta yaptılar. Bakayım 3. çeyrekte ülke ekonomisi %21 küsür büyümüş. İşte dediğimi yapıyorlar. Ama Allah'tan hani bu fazla şey yapmadı. Sokaktaki durumu millet bildiği için ciddiye bile almadı o rakamı. Erdoğan her gün söylesin ekonomimiz mucize. Şahlandık, 21 büyüdük, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ülke falan filan. Ama kendi taraftarı bile bunu yutmuyor artık. Onun için ben hani seçim sistemi değiştirmezlerse ekonomik göstergeleri algı yaratarak ekonomi düzeldi, bak açıldı, şu bu, büyüyoruz diye. Belki bu yolda bir deneme yaparlar diyordum ama şimdi %5 barajı da gündeme gelince, seçim kanunu değişince yasaya göre, Türkiye'de yasaya göre demesi onun yasaya göre yapılacağının garantisi değil. Türkiye'de anayasa buna izin vermez dediğiniz şey yemişim anayasayı denip uygulanabilir. Yani biz bu gerçekler çerçevesinde de konuşuyor olalım. Ama yasalara uyarlarsa seçim kanunu değiştikten sonra bir sene üzerinden geçmesi lazım seçimin olabilmesi için. Evet, hukuken. Bu arada değerli izleyiciler, sorularınız varsa hemen alayım. Cem Bey'e iletmeye çalışacağım. Şunu da sormak istiyorum Cem Bey. Şimdi işte izleyiciler de merak ediyor tabii. Hem sizin tercihiniz hem Liberal Demokrat Parti seçime girecek mi diye sorarlar ama sizin
Şu anda gönül rahatlığıyla oy verebileceğiniz bir parti var mı Türkiye'de? Türkiye'de yok tabii. Yani önümüzdeki seçim için soruyorum bunu. Anladım. Önümüzdeki seçim LDP pusulada olmazsa kime oy veririm? Evet. Öyle mi? Evet. Olacak mı? Vallahi daha yeni dilekçeler verdik. Cevaplarını bekliyoruz. Adli tatil falan vardı. Anayasa Mahkemesi'nin eski kararlarını aldık. İçtihatları, bizi seçimden atmalarının hukuka uygun olmadığını, avukatlar yazdı dilekçeleri falan. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama burası Türkiye biliyorsunuz. Hukuk devletinden bahsetmeye imkan yok. Olursa olur, olmazsa hey, ne yapayım, hayat. Ama öte yandan sandığa gittiğimde kalbim ve beynim farklı şeyler söyler. Eğer ben pusulada LDP'yi görmezsem, beynim, ki onunla hareket ederim genelde, Millet İttifakı'ndan bir partiye mutlaka oyumu veririm. Bu yani üzerime düşen bir LDP de seçime girebilir de o ittifakta yer alırsa, o tabii beni çok mutlu eder. Ama kalbim de, ki bunu da yaptım bir seçimde, 2004 yerel seçimde, giderim baraj altında kalacak dandik TKP'ye bile oy verdiğim olmuştur benim öyle yerel seçimde. Bile bile. Öyle bir şey de yapabilirim. Yani kalbim ya bu işte baraj altı kalacak bir partilerin oyu artsın. Ben o şeyi yaşadığım için gidip verebilirim. Ama beynim mutlaka Millet İttifakı'nın unsurlarından birine oyumu veririm. Beynim onu emreder evet. Bana. Peki. Onu sormayalım artık, etik değil. Şimdi soru istemiştim. Biliyorsunuz bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktası özellikle muhalefette çok tartışılan isimler var, konuşulan isimler. Ki bunların olamayacağına ilişkin geçtiğimiz hafta yayın yaptığım konuklarımdan, gazeteci arkadaşlarımdan biri söylemişti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olacak mı diye. O isimlerin çıkarıldığını söylemişti bana ama size sorayım. İki ikilem arasında kalsa kimi düşünür? Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ferit Bey sormuş. Ben bunu AKP'nin tuzağı olarak görüyorum. Hemen hemen her kanalda, havuz medyasında da, muhalif kanallarda da herkes bunu tartışıyor. İmamoğlu mu, Mansur? Gelin Cumhur İttifakı'nın adayı kim olur onu tartışalım. O daha belli değil. Yani onu düşünen yok, taşınan yok. Şimdi ben Erdoğan'ın fiziki durumuna bakıyorum. Ya yorgunluktan ya bir rahatsızlıktan. Erdoğan aday olmuyorum derse ne yapacağız? Erdoğan ben yoruldum, çekiliyorum, artık dünyam kaldırmıyor derse o zaman ne olacak? Gelin Cumhur İttifakı'nı konuşalım. Cumhur İttifakı şimdi zorla bir arada duruyor. MHP'nin hali ne olacak? Erdoğan aday olmazsa MHP ne yapacak? AKP'nin içi ne olacak? Yani gündemi biz belirleyelim ya. Niye bu tuzağa düşüyoruz? Bakın Millet İttifakı'nda çatı adayı olsun, ikinci tur adayı olsun. İster İmamoğlu olsun, ister Mansur Yavaş olsun, ister Meral Akşener olsun, ister Kılıçdaroğlu olsun. Fazla bir şey değişmez. Türkiye'nin zaten önü açılır. Ne olacağı bellidir. Bu badireyi atlatmış oluruz. Eski ne değerlerimize dönmüş oluruz yavaş yavaş. Geçmişten ders almış oluruz. Ve bir toplumsal barış, yani bu saydığım dört isim de böyle sivri isimler değil ki. Radikal isimler, marjinal isim değil ki. Zaten bir arada siyasete, başarılara imza atmış isimler. Hangisi olursa olsun kötü olmaz. Ama gelin Cumhur İttifakı'nın adayı kim olur onu konuşacak olursak, vay Türkiye'nin haline. Erdoğan olmazsa vay Türkiye'nin haline. O zaman kim olacak? O zaman Türk siyaseti ne olacak? Bunları konuşan yok. Onun için çünkü hani şeye, ben Millet İttifakı'na beş benzemez derdim. Ama Cumhur İttifakı, yani onlar da iki benzemez oğlu benzemez. Bici Serok Erdoğan diye bağıran, bak gıkını çıkaramıyor. Andımızı kaldırdım diyor, bak gıkını çıkaramıyor.
Onu biraz mutlu edip susturmak için bir iddianame yazıyorlar apar topar. Onu geri gönderiyor Anayasa Mahkemesi. Ek süreyi veriyor. Bunlar birbirlerine muhtaç. Birbirlerinin sinirlerini bozuyorlar. Dokunuyor ama çünkü atamalarda MHP söz sahibi oluyormuş her yerde. Erdoğan bunu hazmetmek zorunda. Bahçeli Erdoğan'ın söylemlerini hazmetmek zorunda. Kollarını hazmetmek zorunda. Bakın ne güzel. İşte askerimiz oradan çıkmaz. Anadolu'nun güvencesidir diyordu. Hop askeri çektiler. Askerin geri gelmesi iyi olmuştur falan. Malzeme mi yok Millet İttifakı'na ya? Bunların düştükleri duruma bakın. Biz niye tartışıyoruz ki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kim olursa olur. O tuzağa düşmemek lazım. Onun için gelin Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? %100 Erdoğan olacak diyebiliyor musunuz bana bugün? Hayır. Geçtiğimiz hafta o da konuşuldu Cem Bey. Erdoğan'ın sağlık sorunları vesaire nedeniyle önümüzdeki dönemde aday olamayabileceği söyleniyor. Abdullah Gül'ün ismi geçti önce özellikle. Ya gelsinler saatlerce bunu tartışalım. Yani o Türkiye'nin gidişatını o daha çok siyasi dengelerini o daha çok bozacak bir unsur. Millet İttifakı'nın adayı değil ki. Hayır bırakın sağlık sorununu adam dese ki ya ben 20 sene yoruldum arkadaş yetişemiyorum. Konuş ona konuşma koştur o doğal afet bu dış politika orada şu burada bu. Ben çekiliyorum kenara tamam yoruldum yapacağımı yaptım dese o zaman görün cümbüşü Türkiye'de. AKP doğru. Ne olacak MHP ne olacak yani gelsinler onu konuşalım ama... ben şeydeki gidişatı hani sorunuza cevap vermemiş olmayayım diye benim için fark etmiyor inanın çünkü mühim olan o isimlerden birinin olması o Türkiye'de siyaseti o kadar değiştirmez. Millet İttifakı'nın bir adayının seçilmesi yani Türkiye'yi rahatlatır, ekonomiyi rahatlatır. Ben size garanti ederim Erdoğan çıksın ben aday olmayacağım 2023'te desin. Ekonomi yavaş yavaş düzelmeye başlar. Değil mi? Bir herkes kendine gelir. Şimdi bir hatırlatma Erdoğan 3. kez aday olup olmamasıyla ilgili anayasa buna engel. Ama bir erken seçim olasılığı olabilir. Yani o sürede olmadan önce bununla ilgili bir değişiklik de yapılabilir. Ben her şart ve koşulda AKP'nin ya da iktidarın ya da Erdoğan'ın bu engeli aşacağına inanıyorum. Öyle bir engel olmayacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki seçim için zamanında yapılsa bile. Size katılıyorum. Yani Erdoğan aday olmak isterse olacaktır. Evet. YSK bunu kabul eder. Muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne götürür. Anayasa Mahkemesi de der ki bak kanunda diyor ki YSK kararları hiçbir yerde itiraz edilemez. Ben yaşadım bunu. Sizin programda anlattım galiba onu da. 2014'te başbakanken istifa etmeyip aday olması yasalara ve anayasaya aykırıydı ama YSK tamam dedi, kabul etti. Anayasa Mahkemesi de gıkını çıkarmadı. Onun için dediğiniz doğru. Erdoğan aday olmak isterse aday olur. Ama ben şeyden yana değilim, erken seçimden yana değilim. Erbakan'ın güzel bir lafı vardı kadayıfın altı bırakın kızarsın diye yani muhalefet acele etmesin bence çünkü ekonomide tünelin ucunda ışık mışık Türkiye'de bu yasakçı kafa devam ettiği müddetçe toplumda ekonomi düzelmeyecek bu kadar net 2x2=4 yabancı yatırım gelmeyecek. Türk yatırımcı Türkiye'de yatırım yapmayacak bu rejim devam ettiği müddetçe. Onun için hiç hani onlar da bunu biliyor. Şeyde Cumhur İttifakı da bunu biliyor. Ben görüşüyorum bazen mesela yabancı yatırım gel yok haritada bakmıyor adam Türkiye'ye. Erdoğan olduğu müddetçe ya. Bu rejim devam ettiği müddetçe Türkiye'de yatırım yapmam diyen insanlar var. Onun için beklesin. Öyle erken seçim hani burnumdan kıl aldırmam, ne şeyden kaçanın kaşığı kırılsın bir laf vardır. Onlara gerek yok Millet İttifakı tarafından. Bekle kardeşim, zamanında olsun seçim. Çünkü düzelmeyecek, hep
aşağı doğru inecekler. Çünkü ekonomi de düzelmeyecek. Ekonomi düzelmedikçe bunlar, Emre Kongar'ın güzel bir lafı var, baskıyı arttıracaklar. Sosyal medya yasağı getirsin. Getirsin. Dediğim gibi Sovyetler sosyal medya yasağıyla yıkılmadı. Fısıltı evet. gazetesiyle yıkıldı. Yani hiç istediğin kadar bastı. Onun için ben olsam Millet İttifakı, ben beklerim. Yo, malzeme veriyor her gün bana. Kullanmam için. Evet evet. Al bununla da beni Doğru. döv diyor yani. Bu kadar basit. Aslında biraz da bu şeyden kaynaklanıyor. Yani muhalefet adayı, muhalefet partilerinden çok muhalefet medyası ve biraz kamuoyunun tartışmasıyla ilgili gibi geliyor bana Cem Bey. Yoksa muhalefetteki partiler işte Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili böyle rutin açıklamalar yapmıyorlar. Gündem dışı açıklamalar yapmıyorlar. Ya soru gelirse, ağırlıklı olarak baskı olursa, ya da işte medyanın maharetiyle, öyle değil mi? Öyle olabilir ama yani ben de sözcü olsam derim ki gidin Cumhur İttifakı'na sorun, adayları kim olacak? Bize neye geliyorsunuz? Yani bu kadar da basit. Sonra şunu söyleyeyim size. Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kaç ay önceden açıklandı? Birkaç ay, yani 2-3 ay önceden. Çünkü Doğru. bunlar mahsus adayını belirle diye tahrik ediyorlar ki yıpratsınlar. Aday belli olunca bütün güçleriyle, medya güçleriyle, trolleriyle falan üstüne gidecekler. Ne acelem var? Bekleyin. Nasıl olsa millet bunlardan illallah deyince, hangisi aday olursa olsun Millet İttifakı'nda ona oyunu verecek zaten. Evet, ben doğru. böyle düşünüyorum. Anladım. Peki Cem Bey, çok teşekkür ediyorum. Biraz bir saat Rica ederim. Yordum sizi. Sağ olun. Yok, estağfurullah. Keyifli bir sohbet oldu ama kendi adıma söyleyeyim. Ama ben de emeğin sömürüsüne karşıyım yani. Hep mesaiye tutuyorsunuz öyle. Evet. işte. Haklısınız. Yok, şaka yapıyorum. Ben zevkle katılıyorum sizin programınıza. Biliyorum. Zevkle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ne zaman arasam hiçbir zaman hayır demeyen bir konuğumuz Cem Bey. Ayrıca da dostluğumuz vardır. Çok severiz kendisini. Çok Beşik çok teşekkür ediyorum. Beşik maçı yoksa Lale Hanım. Efendim? Beşiktaş maçı yoksa eğer. Evet. Aynen. Tek Hemen şartı ben bakıyorum fix süre zaten. Evet evet. Ben de çok tamam, tercih ediyorum arıyorsun. Sorumlu olmadıkça. Peki tamam. Tekrar teşekkür ediyorum İyi Cem akşamlar, Bey. Sağ olun. Ben İyi akşamlar diliyorum. Sağ Sevgili olun. Konuklar, size de soru ve yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Bir başka elde görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.